Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Küresel piyasalar pandeminin etkileri azaldıkça enflasyonda yaşanan tırmanışın devasa harcama paketleriyle gelecek yıllarda kalıcı hale gelip gelmeyeceğini tartışırken konuya ilişkin önemli bir değerlendirme ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan geldi. Yellen aslında biraz daha yüksek faiz ortamının oluşması hem toplum hem de Fed açısından bir artı olacaktır dedi. Yellen'ın faiz değerlendirmesinin ardından bu sabah ABD vadeli endeksleri düşüyor. Asya'da borsalar Japon Nikkei hariç ekside. Altın Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesi ve Janet Yellen'ın yorumlarından sonra haftaya düşüşle başladı. Dolar TL 8.67 seviyesinde yatay. G7 ülkelerinin maliye bakanları çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde vergilendirilmelerinin önüne açacak anlaşmaya vardı. Londra'da bir araya gelen G7 maliye bakanlarının anlaşması çok uluslu şirketlerin sadece genel merkezlerinin bulunduğu yerlerde değil, para kazandıkları her yerde en az %15 asgari kurumlar vergisi oranına tabi olmalarını öngörüyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi. Moody's, Türkiye'yi B2 kredi notu ve negatif görünümle değerlendiriyor. Bugün yurt içinde Mayıs ayına ilişkin hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışındaysa Almanya'dan fabrika siparişleri verisi izlenecek.